Çocuk açmıyor telefonu, açmıyor anam. Ya Kandi neredesin? Kaç defa aradım, mesaj attım, yolladım. Cevap vermiyor, aramıyorum. Arıyorum çıkmıyor. Mahallede de görmedim. Maşuka, bu böyle yapmazdı. Operasyona gidecekse anne ben operasyona gidiyorum merak etme derdi. Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor yengem ya. Ya bir şey yok yenge, o iştedir. Asıl sorun Kandi nerede? Ay Maşuka, şu tansiyon ilacımı getir. Bak elim ayağım oynamaya başladı. Ay. Arkadaşlar Kandemir abi... Şşş, ne oluyor be? Ya Kandemir abi aradı, ne yapıyorsunuz diyor abi. Ne diyeceğim, hadi kalkın senaryo yazalım, ne yapıyoruz ya? Ay ne güzel uyuyordum be. Ay hepimiz uyuduk mu ya? Aa. Ben hariç. Uyumuş. Ya Carlos sen ne biçim bir lidersin abi, kalkar mısın? Senaryo yetiştirmemiz gerekiyor abi, ne yapıyorsun ya? Benim liderliğim tartışmaya açık değil arkadaşlar, tamam. Kontrolü alıyorum. Kızlar kalkıyorsunuz, kahve yapıyorsunuz. Haydi biz de masanın başına geçiyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. İşle aşkı birbirine karıştırmıyoruz. Sonra hata yapıyoruz, güzel güzel çalışıyoruz. Haydi arkadaşlar, haydi arkadaşlar. Bu da iyice kaptırdı ha. İnandı, inandı. Arkadaşlar goy goyu bırakıyoruz. Rıfat'ın bağış diye topladığı paraların peşindeyiz. Adam bizi filmci zannediyor. Üzerimizden kara para aklayacak. Aklayacağı para da zaten felaket zedeler için topladığı 2 milyon. Tamam abi, o zaman şöyle yapacağız. Film çekmeye diye gideceğiz. Kasayı patlatıp geleceğiz. Kasa nerede, bilenimiz var mı? Ya evinde ya da ofisinde bir yerde, onu öğreneceğiz de. Abi filmi yazmamız lazım. Adam bizden film bekliyor ya, git çekilsin. Ya bir de adam hemen kabul etti yani. Çok ani geldi. Biz ne yapacağız, ne vereceğiz ki? Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Biz her gün senaryo yazıyoruz. Siz farkında mısınız? Ya ne diyorsun Carlos? Ne yazıyoruz ya biz? Biz bu eve taşındığımız ilk günden beri senaryo yazıyoruz. Yahu yaptığımız operasyonları düşünün. Bunları yazmaya kalksak bunların hepsi birer film. Yahu dizi olur dizi. Böyle yaz dizisi diye başlarsın, sezona devam eder. O kadar konu var elimizde. Onları yazacağız işte birebir. Soygun filmi yapacağız ya. Hem tezgah yapacağız hem film yazacağız. Oğlum çok iyi. Sen kiminle dans ediyorsun be? Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi, çok güzel fikir de 90 sayfa film nasıl yazacağız biz? Harbiden 90 sayfa ne harbiden? 90 sayfa. Ne yazılmaz harbiden yani. Ama ya, bak şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi çekeceğimiz sahneleri yazarız şu an hep beraber. Geri kalanları da artık Bahadır sallasın, bir şeyler yazsın. 90 sayfa ne sallayacağım yarın ya? Hep beraber sallarız, hep beraber hallederiz. Şimdi yaz. Rıfat ofis, dış gece. Dış gece olmaz. Zor. Abi bunun kışı var, yağmuru var. Yazık ekibe yap. Doğru söylüyorsunuz. Rıfat ofis, iç gün. Rıfat'ın ofisinde Derya diye çok güzel bir kız vardır. Derya çetrefilli bir çeteyle tanışır. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir mahalle komedisi gibi şehribanları mehribanları da yazın öyle. Ortaya karışık yapın işte. Onu koyarız. Yaz. Mahallede deri ceketli, küpeli. Beni çok ön plana çıkarmayın. Koyacağım. Ay, ben Servet abi yazıyorum. Kitap olur ha. Tamam sen söylersin. Tamam starımız. Ben yazdım. Yaz. Şey vardır, polis. Bir de annesi olsun. Dedemiz var. Harika. Ha. Tamam tamam ya. Güzel oldu işte, güzel oldu. Ya ne kadar yaptık ki oğlum? 10 sayfalık sahne yazdık işte. Ben gerisini bu gece uyumayacağım, dolduracağım. Bence her şey çok güzel gidiyor ama filmin adı ne olacak hiç düşündünüz mü? Bir saniye rica edeceğim. Yani bu senaryoyu biz yazdığımıza göre filmin adı baştan belli. Çok eğleneceğiz. Çok yakında. Efendim? Derya, şey ben mahalleye geldim, işlerimi bitirdim de. Hani seni geçen gün bu getirdiğim bir ev vardı ya, hani bizim eve çok yakın olan. İşte oraya bir gelsene, sana bir sürprizim var benim. Ev mi? Şey tamam, tamam geliyorum. Tamam. İneceğim şimdi. Evin hemen oradaymış. Bir gelsene, çok önemli bir şey anlatacağım falan dedi. Bir gideyim bakayım ben. Git bak, öğren bakalım ne istiyor, ne diyor. Mecbur. Ben de o zaman şu boş çayları götüreyim ona, yazık yani. Evet, yaz. İstanbul. Yaren,
Yarın ne olur Allah aşkına idare et. İki dakika gideyim söyleyeyim, ev falan tutmasın. Kızım tamam da Şehriban abla sana bugün bu işe karşı olduğunu söylemedim ya. Ya söyledi ama Ceyhun kafaya takmış bir kere. Üf, iyi tamam git Ferdi, idare edeceğiz biz artık. Ne olur idare et ya. Nereden çıktı her günümüz bir olay. Hadi. Gel canım gel gel. Hayat abi hayırdır bu tipin ne ya? Ya ne olacak ben? Geçen akşam Kandemir bize gelmişti. Ben de işte adayı ziyaret için geldim yarancı. Hayat abi birincisi babam evde yok. İkincisi sen niye geldin bu yastık mastık? Ya yastık mastık öyle deme. Bu yastık benim hayatımı kurtardı. Vallahi yarancım ya. Neyse haydi canım haydi. Ne haydi ne haydi? Babam yok diyorum ya. Ya olsun bir şey olmaz. Ya o benim sesime gelir zaten. Kandemir. Allah haydi haydi yürü falan. Bir de bu oraya bu çişide bir şey de var ya. Ferdi kasayı patlatıyor. Plan basit. Ya patlatmasına patlatırım ben onu da. Herif nasıl müsaade edecek ki? Ucuza gelsin diye sizin mekanınızı kullanalım diyeceğiz. İşte kasayı da o yüzden kullanacağız deriz. Işık var bunda. Bak mantıklı fikir geldiği zaman fikre ne kadar açayım. O zaman anlattığım gibi kasayı Ferdi patlatacak işte ilk söylediğim gibi. Kasa mı? Ne kasası patlatıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Çık bakayım orada sen. Çık. Sen nereden çıktın pijamalarınla buraya geldin ya? Ya siz ne kasası patlatıyorsunuz ya? Altınlar ne oldu kasayı mı? Hayati abi gerçek değil ya. Film yazıyoruz biz burada. Film. Film mi? Ne filmi? Ya ne filmi sizin? Film yapacak paranız pulunuz mu var sanki? Ben bilmiyorum sanki ya. Allah Allah. Ya belki Tarım Bakanlığı'ndan arpa alacağız. Sana ne ya? Ya sen niye geldin pijamanla bizim evimizin ortasında oturuyorsun ya? Bir özel hayatımıza saygı göster. Bir evimizden çık artık ya. Ay rica edeceğim Hayat abi. Bak gördüğün gibi sayfalarca çalışıyoruz. Kibarca rica ediyorum. Allah aşkına git ya. Ya gitmiyorum. Neden gidecekmişim ya? Film dediğin izleyici için yapılmıyor mu zaten? Ben de izleyiciyim. Oynayın da göreyim yani. Ay ama hiç sanat için soyunmayın o iğrenç vücutlarınızı göremeye. Otur yani otur. Uğraşılmaz bu konu. Otur. Arkadaşlar bu nasıl bir adam ya? Geldi masamızın üzerinde uyuyor ya. Yastığıyla gelmiş tipe bakın ya. Taktik yapıyor. Bu dinliyordur bizi oğlum. Çakal bu. Ya saçmalama abi. Kalacak mı bu burada ya? Nevizadeler bak bütün dediklerinizi duyuyorum buradan. Çok ayıp. Bahadırcığım. Aç gidiyorum. Ben sana, sen bize geldiğinde böyle mi yaptın? Abi yok olmayacak. Ben aşağı iniyorum. Yetişmeyecek bu senaryo. Senaryo yetişmeyecek ya. Senaryo yetişmeyecek. Vallahi senaryo yetişmeyecek ya. Hayat abi, hadi gel bak biz seni evine götürelim güzel güzel. He abim? Ya çocuklar siz benden niye rahatsız oluyorsunuz? Allah Allah siz işinize bakın. Ben burada uyurum ya. Ben gider yatarım Kandemir'cimin odasında yatarım. Kandemir benim şeyim mi? Allah Allah ben ona uzak biri değilim ki. O benim yakınım sayılır. Gider odasında yatarım Kandemir'cimin canım. Bizim bir hukukumuz var. He git yat. Git yat. Babamı koklaya koklaya uyu. Ya hayalet gördüm bu evde. Altına... Hala tutturmuşsun Kandemir, Kandemir. Bir yeter artık ama ya. En güzel ben diyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?